Merhaba arkadaşlar, ben Halil ve bugün Jade Shadows göreviyle sizlerle birlikteyim. Oyuna geldi güncelleme, birkaç saat oldu ama fırsat olmadığı için ne yayın açabildim ne de videoyu hemen çekip de yayın açabildim. Yarın belki yayın açarız görevden sonra. Hatta Elden Ring'in güncellemesi de gelecek, onu da yayında oynayacağız. Bundan da haberiniz olsun, yayınlara tekrar devam ediyoruz. Şimdi Jade Shadows nerede? Herhangi bir şekilde gizli bir şey var mı buralarda, ona bakayım. Hani böyle ne bileyim, Lotus'un kafasıdır, bir şeydir, sinyaldir. Sanırım yok gibi. Buraya bakayım, belki operatörle alakalı. Burası biraz daha parlak acaba. Var mı bir alaka? Göremedim. Okey. Jade Shadows'ta biliyorsunuz ki yeni gelen karakterimiz Jade ile beraber Stalker'ın şeyini yapacağız. Görevini yapacağız. Hikayesini öğreneceğiz diye düşünüyorduk. Bakalım. Operasyon gelmiş burada. Şuradan anlayabileceğim kadar, daha görevi yapmadan kamerayı şuraya getirdiğimde burada Stalker'ı görüyoruz ve arkasında Jade Light var. Burada Jade'in Stalker'ı destekleyeceği veya ona gücünü vereceği gibi bir şey mi ortaya çıkaracak? Bakalım. En eski ve en derin sıralamaya çalışan Stalker, gerçeği ortaya çıkarma ve hesaplanmaz bir kaybı önlemeye giden zorlu yolda kendini ezeli düşmanlarla ittifak halinde bulur. Bizimle beraber mi? Bizden bahsediyor acaba? Aa. Annelikle ilgili travma sahneleri mi? E tamam abi, zaten bunu... Tamam abi, bu bizden sordun. Oha oğlum, annelikte ne hal... Annesi... Jade annesi mi lan Stalker'ın? Oha... Olaya bak lan, dur bakalım. All your dreadlong life, you have lived with despair. Hunhow hala yol gösteriyor galiba. Of, çok ses çok. Sustum ben. But none of these compare to your guilt. Ne oluyor? Aha, tam sol kral olarak oynuyoruz. Hadi bakalım. Beşe basmayı tıklamaya denedim de işe yaramıyor. Aha. Burası Stalker'ın gemisi mi lan? Her light is dying. Her life almost spent. And you will never learn why this unknown slaughterer chose to spare you. Olayı ne? Bayağı medikal yatak gibi bir yatakta yatıyor. Gezecek miyim etrafı? Evet, boş boşuna geldim. Buradan gidecekmişiz. Bu arada Stalker'ın kontrolleri normal bir Warframe'den daha iyi hissettiriyor nedense. Aa, HUD'ı açayım ben, HUD'ım kapalı. Ha, bizden yardım isteyecek. Aa. Bayağı diyalogda şu an. Bir dakika ya. Kodu göster diyeyim. Hı, tamam, şimdi görev de devam ediyor. Ben de diyorum niye böyle sinematik? Hikaye videosu çekiyordum da o yüzden kalmış öyle, kusura bakmayın. İlaç bul. Tamam. Ha, gemisi burada. Bunları çekeyim abi, bunlar çok önemli sahneler. Yalnız. Aa, tarot kartı gibi yapmışlar. Ama tarot kartı değil, gibi değil daha çok. Neye benziyor bu ya? Stalker'ın gemisine bakın. Wow. Bunun dışında her şey. Corpus casus. Still you delay. Uh-huh. You doom the only one you ever wish to save through your own stubbornness. Bunun müzikler niye daha da duygusal lan? Aa! Benim dev streamlerde şey kullandığım müzik çalıyor. Tenocon bekleme müziği. Abi benim en sevdiğim müziklerden bu ya. O kadar da kullanılmıyor. Oo, duygusal bir şey için yapmışlar. Çok iyi lan. How did we just lose a significant percentage of our bioplasma reserves? Yeni waifu. Well, hello. Any techs care to run a diagnostic? Bu ne oğlum, yeni güzel karakterler mi ekleyeceksiniz siz bu oyuna? Bir de bir şey diyeceğim, bu soundtrack çok iyi lan. Stalker'a bak lan. Hayret, Tenno olduğunu düşünmüyor hiç. Abla belki Tenno'lar gelmiştir. Biz değiliz yani Tenno. Bunlara suç olsun. ya. Harbi tuzaklara falan hiç takılmıyor. Çok iyi. There. Camera 5. What is that thing? Tenno? No, doesn't fight like a Tenno. Troops, monitor, but keep your distance. Am I on? Ne demek Tenno gibi dövüşmüyor lan? Tenno bayağı Tenno'yuz oğlum biz. This is Captain Zito of the Ardent in service to mighty Parvos. Whoever you are, stand down. Boss fight gelecek o zaman. Çok da umurumdaydı. Well done, whatever you are. It seems you have what you came for. But why? He's a what? Read me that entry again, Ensign. But what use would the Tenno Hunter have for medical grade bioplasma? Track him. Bir insan mı kurtarmaya çalışıyor falan mı demeye getiriyorlar. Sağlıklı bir insan elimizde var, operatör elimizde var gibi algılayacaklar galiba. Öyle sanabilirler. Bu da Grineer'ın ırkını düzeltmek için ve artık korpusların böyle bir sıkıntısı var mı bilmiyorum. Çok büyük değerli bilgi olur onlar için. Hani mutasyona uğramamış bir insan. Çocuk olsun, yaşlı olsun, genç olsun. Bak böyle farklı dizayn tasarımlar gelmesi gerekiyor karakterlerin. Hepsi aynı, suratsız suratsız. Hayır mı dedi? You see, futile. Only one can help her now. Tenno. Beard the beast in its den. You know the path of old. Ne oluyor lan? Aa, buraya basmışlar. Acaba bizim operatörü böyle Warframe görevi yaparken mi yakalayacağız? Öyle bir şey yaparsa çok tatlı olur. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Operatörün, Tenno'nun annesi Lotus'tu. Jade'in de Stalker'ın annesi olması çok güzel olur. Geri döndüğümüzde inşallah adamlarla savaşmak zorunda kalmaz Jade. Operator, did you disable the security grid? Bizim gemimize böyle mi binmiş lan o zaman? Okey. Bakalım. Devam. Aha bizi arıyor. Gizlice gidiyoruz. Yo. Gidebiliyoruz mu böyle buralara? Aha Ordis arıyor lan etrafı. Yok bir şey yok. Şş. Git git. Aa. Açtığı vakit yapacağım. Whoever is there, step into the light. Hadi bakalım. Bye bye Ordis. Wow. Wow, 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 wow. Last guy who tried sticking me with a blade, things didn't go so well for him. Stay calm, operator. Urgent. Wait, Ordis. I don't think he's here for a fight. Are you? Aa, konuşmaları şeye göre yapmışlar bu arada. Gezgine göre yapmışlar konuşmayı. Ya da sacrifice. It is from a warframe. One who went missing around the time of the Orokin. But follow, but documentation is scarce. Almost redacted. You're here for help. For a warframe. Why? You hate warframes. Unless... is this one... like... you? Ordis doubts anything is left of their sanity at this point. All right. I'll help. For them. Whoever they are. Ne oldu lan? Yo. Strange. A warfame's power should last forever, but some additional factor is draining hers. I am unable to determine what. Sonra acaba Stalker'ın babasının ismi mi? To restore a depleted warframe, Ordis suggests you turn to the base matter of which warframes are made. The infestation. Go. Aa, ne oluyor ki Jade acaba? Ata. If you're serious about saving her, you need to spill a lot of infested blood. She needs Cortacrome, and that has to be harvested directly from a Juggernaut. Vay be, böyle biz warframe'lerimizi böyle mi iyileştiriyormuşuz bir şey olduğu gibi? Infested'ları keserek mi? Bunun için daha yetkili bilim adamlarımız yok mu bizim ya? Hani ne bileyim, Deimos'ta warframe'ler ve Necromech'ler üzerinde çok bilgili olan bir baba mesela. Gerçi Warframe'ler üzerinde o kadar yetkili değildir o ama Necromech'lerden yola çıkarıp bir şeyler önemli. Ama gerçi Necromech'lerde infested bağlantısı yok ya, veya infested yok. Ama infested üzerine araştırma yapanlar şeyler... Lloyd falan bilir yani, hiç yoktansa. Neyse, bazı şeylerde bizim operatörünün ve sözünün geçmesi ve onun fikrinin alınması da güzel bir şey açıkçası. Bir de NPC... olarak bizim karakter olsun. Yani karakter olarak. He's on a derelict. One of the old Corpus vaults of Paris. Find me the cargo manifest. I want to know what he's searching for. Abla, sana alt tarafı bir bioplasma çaldık ya. Jade Shadows ne o? Baba. Hacı Ordas Golem gibi bir Juggernaut. Direkt Behemoth. He's woken a Juggernaut. Clumsy. Unless he meant to? But why? Evet, enerjim bitti. Enerjim olayı değildi. Enerji yok. Oo, Eximus'u güçlendirmişler. Don't just stand there. Go. The longer we wait, the less of a chance we have of saving her. Wait. Bioplasma. Now Cortacrome. Could it be he's playing doctor? There's a Warframe at the bottom of all this. I'm sure of it. Abla ne alaka? Warframe bilimcisi misin sen? No. Alert Vala herself. Ne abi? I want to deliver this asset to her personally. Abla siz gökten haber mi bekliyordunuz? Hayırdır anasını satayım. Tapulun malı sanki ya. Stalker'ı sinirlendirmek ne kadar mantıklı bir seçim hiç bilmiyorum yani. Karşılıksız size bunca senedir yardım eden bir Warframe avcısına gelip de Corpus'lar, Greener'lar vesaire olarak ters yapsanız ne kadar mantıklı olur yani. She's worse. We can buy her a few more minutes, but she's not gonna make it through this. Try. You don't understand. Whatever's been draining her, it's speeding up, and she's not fighting it. Try. Oo, sinirlendi bayağı. Ona bir amaç mı gerekiyor? O ne lan? Warframe hamile mi? Hamile... Şuna doğru zamanda bas. Oha! Harbi Warframe doğum yapacak şimdi. Dur, ben yanlış yaptığım için mi öldü? Bu ne lan? Bu ne lan? Nasıl lan? Of, ooo, yeşil Stalker en sevdiğim. Oğlum siz sıçtınız. Bu suçunuz yok ama sizden çıkaracaksınız lan. Ooo. Siz bir yere gitmiyorsunuz. Captain, there's no Warframe down there. Just traces. Cook something. Rip it from his dead hands. Abi size ne, benim oğlum bu? Ya da kızım. Bence bizim operatör burada yardıma gelsin ya, Tenno. Matrix. Sinematografi abi. Şey mi yapacaklar? Bir annenin durumundan, bir anne anlar gibisinden falan, annelik üzerinden bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bir kadının haline kadın anlar gibisinden. Son anda vuracaklarmış gibi geldi bana nedense. You're going to be a father, Sorin. Aga be. Oğlum bence Stalker'ın... But the Legums, if the Lords found out. Abi bizim acaba Orokinlerden öte karısını ve çocuğunu öldürdüğümüzü düşündüğü için mi bunca zamandır bizim peşimizdeydi? Jade'in Warframe'leştirildiğini bilmiyordu bile. Belki hamileyken bile Warframe'leştirildiğini bilmiyordu. Oğlum bu işin arkasında da ballas varmıştır kesin. Vay şerefsiz ya. You'll take care of us, always, won't you? Bugün de Stalker'a yakıyoruz abi ya. Sirius. Sirius Black gibi. Orion. Aa, Orion. Sirius. Orion. Orion kırmızı oluyor. Stalker gibi olacak. Sirius olursa yeşil mi olacak? Orion güzel isim aslında. Stalker, Jade, Orion. Ama Sirius yapacağım ben ya. Valla böyle hani Sirius Black falan gibisinden düşündüm. Yeşil yani. Daha iyi bir seçim gibi geldi. Fark edecek mi oğlum? Çocuğuna Sirius ismi verilsin mi? Verilsin. Sirius. Koruyucu. Oha! Oha! Oğlum bu çok önemli bir şey lan bu. Ya şimdi şöyle, Stalker'ın amacı intikamdı. Bunca zamandır intikam almaktı. Adama yeni bir amaç vermiş oldular şu an. Çocuğunu hani o intikamdan vazgeçip çocuğuna odaklanmak, çocuğunu büyütmek. Ve bir Warframe'in çocuk bir Warframe olduğunu gördük şu an. Hani Evet, hamileyken, insanken hamileymiş Jade. Ve o yüzden Warframe'leştiğinde o da Warframe'leşmiş otomatik olarak. Belki de şimdi ismini seçtik ya, ileride böyle customize bir Warframe gelebilir, o da Sirius olur gibisinden diye düşünüyorum. Veya hiç öyle Warframe muhabbetlerine girmezler, evrende böyle bir Warframe var. Bir ırk olarak Stalker gibiler olacak artık gibisinden de olabilir. Ve Warframe'lerin bir araç olmasından çıkaran en yegane şey bu olabilir herhalde. Hikaye Warframe'lerin artık bir ırk, bir araç veya dönüşmüş araçlar değil de bir ırk yoluna doğru gidiyor gibi duruyor. Ve Jade'in büyük ihtimalle bu hikayede ölmesinin sebebi de, hani öldürmelerinin sebebi, yaşamamasının sebebi hem duygusal bir anlamda bir sahne olsun, hem de sonradan biz yeni Warframe'imiz olarak kullanabilelim diye. Hani parçalarından tekrardan Jade yapalım diye. Ama bu sefer aynı Jade olmayacak tabii ki. Sadece Jade'in parçalarından yapılmış bir Warframe olacak. Eski benliği olmayacak. Şimdi bu nasıl etkileyecek bizim oyunumuzu, hikayemizi, işleyişimizi? Tenno, the shadow has fled. His lair is silent and empty. He will not return. Understand, she haunts this place. Her light has marred the earth. She whispers in the sleeping machines. Through the disintegration of her flesh, she lives on. In honor of my barren, void-scarred womb, I entrust Jade to you. He would not have wished this, but she would. I remain the great and terrible Hunhow. Şimdi şöyle bir durum da var. Şimdi bu ne? Birliktelik portresi. Eğer Orion'u yapsaydım birliktelik portresi mi olacaktı? Ben ayırdım kendime zaman zaten, sus be. Abi şimdi şöyle, konuşabileceğimiz şeylerden bir tanesi de Hunhow yaşıyor. Hunhow'un hiçbir sıkıntısı yok savaştan sonra. Era hakkında bir o kadar da bir yorumu veya yaşanan durumlardan yorum yok. Ana hikayede olacak muhabbetlerden dolayı hala Lotus şey olarak pasif durumda. Onu hikaye Whispers in the Walls hikaye videosunda anlatacağım. Ama Hunhow'un bir sıkıntısı olmadığını, bir amacı, bir şeyleri yok etmeyi arzulamadığını görüyoruz artık. Daha çok gerçekten bir uzay ailesi teması işleniyor aramızda. Hani ailedeki sıkıntılar gideriliyor, kırık kalpler düzeltiliyor gibisinden gibi oluyor. Hani Hunhow artık bir dedemiz gibi ziyaret edebileceğimiz ve yardım isteyebileceğimiz bir konuma gelmesi güzel olur. Hani bu ne kadar, o ne kadar bunu ister bilmiyorum açıkçası ama daha çok, ya öyle olmasa bile daha çok karşılıklı saygı çerçevesinde bir mevzuatımız var şu an gibi gözüküyor. Buradan anlayacağımız üzere Stalker sonuna kadar oyundan çıkmış olabilir. Artık hani böyle oyunculara avlama modu vesaire olmaz belki de. Buradan gitti diyor, çocuğu büyütecek diyor. İleriki hikayede ne olacağı belli olmaz. Öyle olacak gibi duruyor. Bir dakika lan, ben... Bir dakika! Ben beceremediğim için mi öldü? Buna üzülürüm lan! Ama daha havalı oldu lan. Ha, böyle çocuğu öldü, eşi öldü, sevdiği kadın. Çocuk doğdu böyle, ondan sonra gücünü falan aldı, dövdü böyle herkesi. Bir şey diyeceğim. Bu gerçekten ben bunu tekrar oynayacağım Xbox'tan. Eğer böyleyse çok büyük saygı duyarım. Çok büyük saygı duyarım gerçekten böyleyse. Hani New War'da beklediğin farklı seçenekler, farklı sonuçları Stalker'ın hikayesini yaptıysanız helal olsun. Doğru yoldasınız. Gerçekten çok iyi bir hamle yapmış olursunuz. Çünkü cidden seçimlerimizin bir önemi olur böyle. Vay be. Tenno. Tekrar oynayabilme ihtimalim var mı? Evet, güncelleme gelesi kadar oynayamayacağım ne yazık ki. Aga be. Okey. Bir şey bakalım. Tasarım. Acaba buraya Jade olarak gitsek ne olur? Adamın inine bak. Adamın ini burada. Evet, kafası kesilmiş Warframe'lerimiz burada. Biraz inceleyelim Stalker'ın alanına. Gemisini buraya kurmuş yani deniz altına. Burada işte sistemleri falan, navigasyon şeyleri falan var. Sentient teknolojisi falan da var etrafta. Hunhow'dan olmazlık. Burada yatma animasyonu olsaydı keşke. Gold'u kesmiş, Excerebr'u kesmiş, Serin'i kesmiş, Rhino'yu kesmiş. Skinli bir tane Equinox'u kesmiş veya Equinox Prime galiba. Wisp'i şeyiyle beraber. Kapşonuyla beraber yani paket adam şeyi de bırakmıyor. Tamam, çıkalım buradan. Bir de event'e bakalım. Event'te ne durum var? Gelmiş buradan karakter değiştirme özelliği. Ne lan? Evet, efemera eventi var. Güzel, bunu yaparız. Yayında bunu yaparız, kasarız. That is left of her is the mouse in this cave. Ordis should have done more. Help Ordis stop Parvos Granum. Stalker bizle beraber mi, biri mi oynuyor? Not believe this. Could that be your Arden Karras? I recognize that voice anywhere. How far you fallen? Corpus are taking my volatile moats. End them. Ordis's name is Ordis. Hadi lan. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? Benim hikaye videolarını falan mı izliyorsunuz oğlum siz? Benim istediğim her şey oluyor şu an. Sending air support to help you jump higher. What is here? They have cut power to the elevator. Find ionic charges nearby, or else we will be going nowhere. Does it not thrill you to watch your beloved operator spilling torrents of blood? Do you not yearn to be by their side, blades in hand, amid the fury of the hot stench? You are an old man, Mr. Grineer, and you were by yourself in the void for a very long time. Please, seek medical treatment. Triggering the beacon may be overlooked, but tripping all three of them will undoubtedly be seen as provocation. Do it! Ordis lafa esirgemiyor iş ha. Ona lan Jade Light ne iniyor? Bu arada Ordis'in çıkarma gemisinden ne oluyor falan, hayır şey, asıl gemimizde orbiter'de ne oluyor falan demesinde Umbra'yı vesaire sorması herhalde Umbra görevler dışında kendi başına geminin içinde geziniyor. Bu ne lan? Sister of Pardos şeyleri de mi geliyor burada? Shields have failed. It will stop moving until it rebuilds them. Kapsülde ne var? Oha, hepsi Jade'la Eximus lan. You did it. Now, bring the volatiles to me on the Larunda relay. Mission complete. Excellent work, Tenno. Aha. Merkür'deymiş sadece, dur. Larunda relay. Böyle ufak bir Ordis logosu yapsayım varmış keşke oraya. Ordis shall lay Jade's volatile modes to rest in the embrace of the sun, well out of reach of Parvos Granum and his tawdry schemes. Ha, Parvos güç silahlaştırmaya çalışıyor. O yüzden sol grup yardım ediyor. Ordis hopes this is what she would have wanted. Operator? Oh! Bye. This Arden Karras fellow. Ordis feels like he too would have stood up for Jade. Aa. Bir dakika abi, bu event tam benlik bir eventmiş ya. Hem Stalker hem şey Arden Karras geçmişi, Ordis'in bakış açısı. Tamam, işlevsiz modlardan bunları alıyoruz. Tamam, buradan Jade'i kasarız. Could Ordis have saved Jade? Ordis has rerun a simulation of the event 600,004,043 times and Ordis has still not found a satisfactory course of action. Aydınlanmış Hatesik'ine. Jade'in şeyiyle beraber. Klan mührü mü? Bunlardan vardı bende galiba, değil mi? Ha, önceki şeyden getirmişler. Ha, Jade'in logosu. Alright, operator. Operator, do you see anything you would like? Önceki şey burada. Aspirus efemera. Okey. Wow. Aha. Şey, asker nişanı gibi. Stalker'ınmış bu önceden. Evet, gördük. Sinematikte de gördük onu taktığını, o tarz. Ast muhafız sorun. Stalker olmadan önce Orokin Usta tarafından bu yiğitlik ve sadakat sembolüyle ödüllendirilmişti. Artık Orokin çöküşünü sembolize etme sırası sende. Bravo. Tough choices. Ordis will see the operator back on the orbiter. Hadi bir de Stalker olarak oynayalım. Evet, Stalker oynamayı getirmişler en azından Warframe diğer oyunculara yanında. Yani düşman değiliz. Event'te oynuyoruz. İki tane mi Stalker var lan? Yani böyle normal oyuncu gibi oynandı. Herhangi bir diyalog yok. Ben normal Warframe'imle devam ederim ya. Stalker'ı oynamanın pek de bir olayı yok. Mesela istediğimiz takıma destek verme gibi olanak sağlasalardı o zaman 5 kişi girmek için güzel olurdu. This Arden Karras fellow. Ordis feels like tough choices, or the operator is not working alone. So many Tenno have come together to help Jade. Very well. Who does Parvos Granum think he is, bringing up ghosts from the past? Does he think that will get under Ordis' skin? It has not. Really, really, Ordis is fine. Perhaps the operator needs to take... Ordis knows the stories of Arden Karras. What the Orokin did to Jade is not dissimilar to what they did to him. Both were used and then discarded. Kanka öyle de Arden Karras biraz hak etti gibi ya. Yani Ordis ne kadar sevsem de Arden Karras sırf Orokinleri öldürmek için gizlice takıldı yani. Could Ordis have saved Jade? Ordis has rerun a simulation of the event 600,004,043 tough choices. The volatile modes, all right. Operator, do you... Very well. Unlike her vestigial modes, Jade's... Perhaps the operator needs... Parvos Granum already has Eximus units in the field, but if he gets his hands on enough of Jade... All right, operator. Perhaps the operator needs to take another trip to the depths of... Uranüs'ün derinliklerine tekrar şeyden bahsediyor, etkinlikten bahsediyor. Ordis does not envy the operator. Very well. Tough choices. Ordis does buy. İyi bakalım böyle oldu. Yani böyleydi. Siz ne düşünüyorsunuz Jade Shadows görevi hakkında? Stalker olarak oynama, Stalker'ın çocuğunun olması. Hepsi. Sonrasında Tenocon'da neler görebileceğimiz. Yani buradan anlıyoruz ki güzel bir gelişimi var. Hikaye anlatımı ve evreni, dünyayı genişletme konusunda. Yorumlarda bekliyorum. Video beğendiyseniz like atabilirsiniz. Bu tarz videoların daha çok yayılmasını istiyorsanız da like atabilirsiniz. Böylece videolar başkalarına önerilir, kanal büyür ve ben daha fazla video çekebilirim. Yorumlarda herhangi bir görüşünüz varsa yazabilirsiniz. Dediğim gibi yayınlara devam edeceğim. O yüzden kanalda bir gözünüz kanalda olsun. Tenocon olacağı zaman da yayında gelecek yenilikleri göstereceğiz. Bir de bana kargo göndermişler. Kargo takip kodu geldi. Büyük ihtimalle Tenocon kutusu geliyor. Onu da çekeceğiz. Böyle. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.